ÖHD ama şubesi olarak son hazırladığımız raporda da belirttiğim üzere artan işkence vakalarının sebebi aslında cezasızlık politikalarıdır. Özellikle Kürdistan bölgesinde bu cezasızlık politikaları sonucu işkence vakaları artmıştır. Bu cezasızlık politikasının sonucu olarak kolluk kuvvetleri orantısız güç kullanımının aslında devletçe üniforma ile kendilerine bahşedilmiş olduğu zannıyla hareket ederek söz konusu yurttaşlara işkence ve kötü muamele suçunu işlemektedir. Dolayısıyla aslında siyasi iktidar cezasızlık sırrıyla korumuş olduğu kolluk kuvvetlerinin daha çok işkence eylemini gerçekleştirmesini bir nevi istemektedir aslında ödüllendirerek cezasızlık politikasıyla. Dolayısıyla aslında zırhıyla donatılan kolluk kuvvetleri artık bu koruma altında işkence eylemlerini sadece resmi olan gözaltı yerlerinde değil, resmi olmayan gözaltı yerlerinde yapmaktadır. Bu da aslında bilinçli bir seçimdir. Zira muhalif halk baskı altında tutulmak istenmektedir. Artan işkence vakalarının tabii ki süreçle bağlantısı bulunmaktadır. Zira Türkiye'nin otoriter politikalarla hukuk devleti anlayışından uzaklaştığı bu dönemde daha çok güvenlikçi politikaları uygulayarak, toplumu denetim altında tutarak, toplum üzerinde tahakküm kurarak aslında bu tür politikaların sonucuyla kolluk kuvvetlerinin şiddet gücü artmıştır ve Kürdistan'da özellikle şiddet vakalarında artış görülmüştür. Esasen yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının tartışıldığı bu durumda ve yargının siyasallaştığı gerçeğiyle göz önünde bulunduğumuz bu düzende işkence eylemleri sonucunda kolluk görevlilerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesi zaten kaçınılmaz olandır. Son açıkladığımız raporda da belirttiğimiz üzere işkence eylemlerine ilişkin gerek görüntüler mevcuttur, gerek doktor raporları mevcuttur. Bunlar olmasına rağmen maalesef işkence eylemleri cezasızlıkla sonuçlandırılıp söz konusu failler, kolluk memurları takipsizlik kararları almaktadır. Yine birçok dosyada failler belli olmasına rağmen söz konusu işkence eylemini gerçekleştiren failin belirlenemediği gerekçesiyle aslında etkin bir soruşturma yürütülmemesi sebebiyle birçok dosya kapatılmaktadır. Hatta işkence mağdurlarının işkence eylemlerine karşı suç duyurusunda bulunmasının hemen peşi sıra işkence mağdurları hakkında gerek kasten yaralama, gerek mukavemet suçlarından soruşturma başlatılmakta. Hatta bu soruşturma neticesinde belli cezalara mahkum edilmektedir. Yani aslında mağdurken birden fail durumuna dönüştürülmektedir yurttaşlar. Bunun karşısında fail konumunda olan kolluk kuvvetleri ise tekrardan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar alınarak cezasızlık zırhının arkasına alınmaktadır. Bahsettiğimiz gibi aslında artan işkence vakaları cezasızlık politikalarının bir sonucudur. Dolayısıyla aslında etkin soruşturma yürütülmemesi, kolluğun işkence eylemleri karşısında cezasızlık zırhıyla donatılmaları, yine işkence suçu yerine daha az cezayı gerektiren suçlardan iddianamelerin düzenlenmesi ve bu iddianameler üzerinden yargılamaların devam etmesi neticesinde işkence vakaları gün be gün artmaktadır. Zira işkence failleri cezalandırılması gerekirken bir nevi ödüllendirilmektedir. Yargının verdiği bu takipsizlik kararları veya etkin soruşturma yürütülmemesi hususu elbette ki açıkça hukuka aykırıdır. Zira gerek ulusal mevzuatlarda gerek uluslararası mevzuatlarda işkence mutlak suretle yasaklanmıştır. Yaşam hakkının dahi ulusal ve uluslararası mevzuatta istisnası düzenlenmişken işkence suçunun hiçbir istisnası düzenlenmemiştir. Zira işkence suçuyla aslında korunmak istenen hukuki değer insan onurudur. Dolayısıyla aslında kolluğun işkence eylemi karşısında mahkemelerin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar vermesi veyahut etkin soruşturma yürütülmemesi, yine işkence suçundan iddianamenin düzenlenmesi gerekirken yani açıkça bir işkence eylemi var. Mağdurun gözü morarmış, kolu kırılmış. Mecburen soruşturma başlatacak mesela. Kasten yaralamadan iddianameyi düzenleyerek aslında bu da bir nevi ödüllendirme amacı taşımaktadır kollu.
Bu cezasız politikaları aslında istenen amaç zaten toplumun bastırılması, toplumun eylemsizliğe itilmesidir. Bu gibi hukuksuz kararlar neticesinde veya işkence vakaları neticesinde aslında halk özgür olarak toplanamıyor, özgür olarak kendini ifade edemiyor aslında. İnsan olmanın gerekliliğinden kaynaklanan ifade özgürlüğünü bile aslında yeterince kullanamıyor, zira çekiniyor. Hatta biz birçok işkence vakasını sosyal medya üzerinden öğreniyoruz. Bunun üzerine harekete geçtiğimizde, işkence mağdurlarıyla iletişime geçtiğimizde birçok işkence mağduru bizimle çok ortaklaşmak istemediğini belirtiyor. Zira herhangi bir suç duyurusunda bulunmak istemediklerini belirtiyor. Bunun üzerine zaten biz suç duyurusu olarak değil, başvuru olarak savcılığı harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu bile aslında cezasızlık politikalarının sonuçlarının halk nezdinde nasıl bir sonuç ortaya çıkardığını açıkça gösteriyor aslında.